Ne o beyler? Çok mutlusunuz ha? Yok be, ne mutlu olacağız. Mahmut abi bir şeyler söyledi de ona gülüyoruz. Vay canım. Bu sabah erkencisiniz. Uykunuzu rahat aldınız herhalde. Balat canavarı gelmedi mi? Siz hala inanmayın. Dalga geçerseniz kalbinizi kırarım ona göre ha. Ya olur mu öyle şey Hayri Hanım? Biz artık balat canavarının varlığına sizden daha fazla inanıyoruz. Gülün, gülün bakalım. Ne demişler? Gülme komşuna gelir başına. O kadın hep sizinle birlikte mi çalışacak? O kadın? Vardı ya canım. Dün iş yerinde birlikte çalıştığınız. Anladım. İpek Hanım'ı soruyorsun. Adı her neyse işte. Evet. Bundan sonra beraber çalışacağız. Ben istemiyorum öyle her an senin yanında bir kadının olmasını. Aslı, saçmaladığının farkında mısın? Ben anlarım. O kadının gözü göz değil. Sana nasıl baktığını gördüm. Planım şu. Ben tamirci kılığında eve gireceğim. Daha sonra Bilge'nin yardımıyla evde saklanacağım. Ama Bilge ayrıldığımı söyleyecek. Gece de çocuğu kaçırıp evden ayrılacağım. Ben bunu yapabilir miyim acaba? Ya bunda bir şey yok ki Bilge. Bana akşama kadar saklanabileceğim bir oda ayarlayacaksın. Sonra da o an evde olanlara sanırım sadece hizmetçi bulunur. Gittiğimi söyleyeceksin. Eski hizmetçi kovuldu. Yeni hizmetçi dün işe başladı. İnşallah kimse şüphelenmez. Sen korkma. Ondan hoşlanıyorsun değil mi? Ya ben... Hoşlanıyor musun, hoşlanmıyor musun? Hadi usta çekinme. Ne var bunda? Hoşlanıyorum. Ama sanırım o benden hoşlanmıyor. O da senden hoşlanıyor. Hadi ya. Kendisi mi söyledi? O söylemez böyle bir şeyi ama ben anladım. Buyurun. Merhaba hanımefendi. Ben Sığ Tesisatçı Ekrem. Ben tesisatın yıllık bakımı için gelmiştim de. Biz çağırmadık. Nasıl olur ya? Burası şey değil mi? Tarık Özsoy'un malikanesi değil mi burası? Ha? Adres doğru. O zaman tamam. Hey içerideki. Evet buradayım. Hani beni kurtaracaktınız? Tamam sakin ol. Ben de onun için geldim zaten. Çıkıyor muyum buradan? Şimdi değil. Bu gece seni buradan kaçıracaklar. Hadi ya kesin mi? Evet. Sakın bir sorun çıkartma. Ve bu gece uyuma. Size bir soru sorabilir miyim? Evet nedir? Diyelim ki çocukları buldunuz. Onlara ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne demek istediğinizi anladım Suzan Hanım. Ama... kendi kardeşimin çocuklarına zarar verecek kadar zalim değilim. Peki servetinizi kaybetmeniz mevzu bahis olsa bile mi? Elbette buna izin vermem. Böyle olmaz. Ben gidiyorum. Aa nereye? Delirdiniz mi siz? Otur mu oturduğunuz yerde? Olmaz Hayri Hanım. Arkadaşım orada tehlikedeyken onu yalnız bırakamam. Ben gidiyorum. Bütün işi berbat edeceksiniz. Orada olmanız bir şey değiştirmez ki. Ne faydası olacak ona? Daha çok ayak bağlayacaksınız. Osman da olsa benim için aynı şeyi yapardı. Ay siz kendinizi onunla bir mi tutuyorsunuz? Ben gidiyorum. Aferin Bilge. İşini iyi yapmış. Mışıl mışıl uyuyor. Anahtar nerede çocuğum? Ver bakayım şuna. İşte oldu. Delikanlı, şşt, hadi kalk. Geldin, o kız söylediğinde inanamamıştı. Sessiz ol, ben sözümü tutarım. Sağ ol abi, peki nasıl çıkacağız buradan? Senin nöbetçi mışıl mışıl uyuyor. Şu koridoru bir geçelim, ondan sonrası çocuk oyuncağı. Abi yukarıda dikkatli olun. Geçen gün neredeyse kaçıyordum. Bir ufak hatamda herkes ayaklandı ve yakalandım. İşte o yüzden daha fazla konuşmadan gidelim. Gerçi nöbetçi haplardan sonra mışıl mışıl uyuyordur. Sen Osman abine güven. Gel. Ne kadar büyük bir evmiş burası. Ulan bir işe kalkıştım ama bakalım sonumuz ne olacak? Bu Osman nerelerde ki? Daha yukarıda da aşağıda da odalar var. Bakalım Osman nerede? Beni görünce nasıl sevinir ama. Anca beraber kanca beraber. Bu yola beraber çıktık. İşi Osman yapsın parayı paylaşalım. Benim kitabımda yazmaz. Of.
Kesin yakalandılar. Osman tek başına olsa hallederdi. Ama yaşlı bunak işi yüzüne gözüne bulaştırdı. Hanımım ağzınızı hayrı açın, yazıkları yakalanmasınlar. Ben senden mi öğreneceğim hayrı salak? Sanır Osman'dan Mahmut'tan sen onlardan çok yüz buldun. Şu parayı bir alalım bak bir daha onların yüzünü görebilecek misin Yok sen? Yok hanımım beni yanlış anladınız. Sus! Akıl verme bana kırarım kafanı kırarım. Hem yakalansalar daha iyi kurtulmuş olurum ikisinden de. Olur mu hanımım? Tarık Bey öldürür onları. Aman canım öldürse öldürsün bana ne? Anamdan değiller babamdan değiller. Bir de onlara mı üzüleceğim? Saat çok geç oldu. Şimdiye gelmeleri lazım. Ay, tamam tamam. Kesin yakalandılar. Ben paraya yanıyorum. Zavallı çocuk o kadar kapalı kaldı. Biri kaçırılırken yakalanırsa bu sefer işi biter. Sana ne el alemin çocuğundan ha? Gitti paralar gitti. O Mahmut bunağının yüzünden. Belki de yakalanmamışlardır hanımım. Kötü şeyler getirmeyelim aklımıza. Ay, aman sus be salak. Mahmut abi ne işin var senin burada ya? Osman şükür buldum seni. Yani niye geldin ya? Seni yalnız yollamayı içime sindiremedim. Ya abi ne yaptın ya? Tereyağından kıl çeker gibi bitiriyordu kardeşim bu işi. Ya Osman fena mı oldu? Şimdi birlikte bitireceğiz işte. Hem bak ne güzel sen çocuğu alırken ben de bir şekilde burada gözcülük yapmış oldum. Osman abi çok geç kaldık hadi. Hadi. Haklısın. Hadi Mahmut abi hemen gidelim. Gidelim hadi. Gidelim hadi. Ay Allah. Osman abi bir dakika. Koş koçum durmanın zamanı değil. Hadi. Osman abi Mahmut abi yok. Mahmut abim yok. Nasıl yok ya? Geliyordu arkamızdan hani gördüm ben. Abi yakalamışlar herhalde. Ama dedim ben ya abi gelme dedim ya. Abi burada beklememiz tehlikeli ne yapacağız şimdi? Ah be Mahmut abi ah beni de yaktın kendimi de yaktın be. Hadi abi be hadi ya. Ben Mahmut abi orada bırakıp gidemem tamam mı yavrum? Yani? Sen git kurtar kendini ben yeniden oraya gireceğim tamam mı? Olur mu abi öldürürler seni. Olsun şansımı deneyeceğim. Mahmut abiyi öldürürler onu orada yalnız başına bırakamam. Osman abi sakin düşün. İkinizin de Tarık Bey'in eline düşmeniz onun işine gelir. O da zaten bunu istiyor. Allah haklısın galiba. Peki ne yapacağız? Ben sizin elinizde olduğum sürece Mahmut amca hiçbir şey yapamaz. Doğru söylüyorsun. Hadi biz yakayı ele vermeden kaçalım buradan. Bırakın beni. Vay. Kimler gelmiş kimler? Bırakın beni diyorum size. Bırakın. O bez usta. Namı diğer Mahmut. Çocuklar niye bu kadar kaba davranıyorsunuz? Kendisi çok sevdiğim bir dostumdur. Hadi oradan pis herif. Bu yaşına kadar adam olmamışsın. Ama burada sana bunu öğreteceğim. Elinden geleni ardına koyma. Bu yaştan sonra benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Cesur düşmanı severim. Söyle bakalım. Kadim dostum binbir suratı elimizden kaçırdık. Ama sen bize yardımcı olursan yeniden birbirinize kavuşursunuz. Avucunu yalarsın sen. Sen söylemesen de biz söyletmesini biliriz. Ayrıca o hasretine dayanamaz nasıl olsa gelir. İşin gerçeği şartlar eşit. Çocuk da bizim elimizde. Doğru. Ama şimdilik. Bekleyip göreceğiz. Bakalım kim kazanacak bu sinir harbini. Benim sinirlerim sağlamdır. Ama kalbin pek sağlam değil. Dilerim bu odadan 4 kişinin omuzlarında çıkmazsın. Tabii bu senin elinde. Geç çocuğum geç. Geç. Ya işte burası. Maalesef eve giremeyiz. Çünkü bir sorunumuz var. Nedir abi? Ev bizim değil. Hayriye diye bir kadınla birlikte bu işe girdik biz. Hani evde sana yardım eden kız vardı ya. O da onun yanında kalıyor. Çok iyi bir kızdı o. Kız iyidir de Hayriye tam bir cadıdır. Ve seni burada kalmanı istemiyordu. Hele şimdi bir de Mahmut abinin yakalandığını duyarsa iyice ortalığı birbirine katar. Anlıyorum abi. Sen bir süre burada kömürlükte kalacaksın. Sen hiç merak etme. Ben birkaç gün içerisinde sana güvenli bir yer bulacağım. Tamam abi. Hadi bakalım delikanlı. Hoşça kal. Demek konuşmak istemiyorsun. Ben de kaba bir ev sahibi değilim. Daha ilk günden sana yüklenmek istemiyorum. Ağzımdan hiçbir laf alamazsın.
O parayı bal gibi vereceksin. Ve beni de serbest bırakacaksın. Sen tam bunamışsın. Hayal görüyorsun herhalde. Göreceğiz bakalım. Hayal mi, gerçek mi? Sen daha dumanda fena oldun. Demek bilardo işkencesine hiç gelemeyeceksin. Bilardo işkencesi mi? O da ne? Evet, mesela. Tak! Beynine beynine. Bakalım kaçıncı topa kadar dayanacaksın? En dayanıklısı 5. topa kadar dayandı. Ha? Öyle değil mi çocuklar? Evet patron. Bu adamdan gözünüzü hiç ayırmayacaksınız. Bir çocuğu zapt edemediniz, bari bu yaşlı adamı kaçırmayın elinizden. Emredersiniz patron. Ne oldu Osman abi? Ne olduğu belli değil. Baksana şunun suratına. Yüzünden düşen bin parça. Çocuğu kaçırdım. Kaçırdınız mı? Yaşasın. Ama daha kötü bir şey oldu. Mahmut abi ellerinde. Ben biliyordum zaten, biliyordum. Yandık. Hepimiz yakalayacaklar. Ayrı Hanım, ne olur sakin olun. Ay nasıl sakin olacağım? Elinize yüzünüze bulaştırdınız. Mahvoldum, mahvoldum. Ya şimdilik bir şey yapamazlar. Onlar için önemli olan çocuk. Ve çocuk da bizim elimizde. Ben de ondan korkuyorum ya. Bu adamlar katil. Senin Mahmut'u bülbül gibi konuştururlar. Hepimizi öldürürler. Benim bildiğim Mahmut abi ser verir sır vermez. Ama sen de. Ahı gitmiş fahı kalmış o adamın. İki tokat yedim bülbül olur bülbül. Mahmut abi hiçbir şey söylemez. Bakalım göreceğiz. Adamlar yarım saat sonra evi basıp hepimizi götürmesin nerede? Osman abi peki çocuk nerede? Çocuk şeyde. Güvenli bir yerde. Ben o yaşlı buna kaç kere söyledim. Gitme dedim. Çocuğu bari elimizden kaçırmayalım. O salağı da oradan kurtaralım. Ya siz hiç merak etmeyin Ali Hanım. Çocuk tek tanık. Esas onlar panikhanedeler şimdi. Mahmut abiyi de kurtaracağız, parayı da alacağız. Beni para ilgilendiriyor. Mahmut falan umurumda değil. Ya sizi zaten öğrendik Ali Hanım. Söylememe gerek yok. Merak etme, başına hiçbir şey gelmeyecek. Hadi hadi yatalım. Bugün çok yoruldum. Tamam. Yatalım yatalım. Çok yorgunum. Ayrıca yarın önemli bir gün. Hadi kızım. Kurtulduğuma sevinemedim bile. Şimdi ne olacak? Uf, şu başıma gelene bak. Tarık Bey acımasız bir adam. Mahmut amcayı kesin öldürür. Benim yüzümden insanların başına neler geldi. Hiç mi başım dertten kurtulmayacak? Bir yerden kurtuldum, şimdi başka bir yerde saklanacağım. Ne zamana kadar belli değil. Ah be Mahmut abi, ah! Yaktın kendini be. Kim bilir neler yapmışlardır sana. Parasında pulunda değilim. Seni kesinlikle oradan kurtarmalıyım. Eğer senin kılına zarar vermişlerse, o Tarık denen adamdan bunun hesabını soracağım. Günaydın Osman abi. Günaydın kızım. Zavallı Mahmut amca bir şey yapmamışlardır değil mi? Umarım yapmamışlardır. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bütün gece bunu düşündüm. Tarık Bey artık işi bizim yaptığımızı biliyor. Şimdi onu arayıp ağzını arayacağım. Onunla konuşacağım. Beni bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama onun çok şeyi var. İnşallah artık hiçbir şey ters gitmez. Ben de çok korkuyorum Osman abi. Şimdi nasıl giderim oraya? Bilge, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama bir sorunumuz daha var. Başka ne oldu ki Osman abi? Çocuk. Ne olmuş çocuğa? Güvenli bir yerde demiştin. Değil. Ben güvenli bir yer nereden bulayım Bilge? Kendim kaçak yaşıyorum zaten. Bulsam ben de orada olurum. Peki çocuk nerede? Çocuk burada. Burada mı? Evet. Kömürlükte. Ya hanımım duyarsa? Tamam Bilge, biliyorum. Bizim için de çocuk için de hiç şey olmaz. Ama ne yapabilirim ki? Peki şimdi ne yapacağız? Burada kalamaz. En kısa zamanda ona güvenli bir yer bulmalıyız. Bunu ancak sen yapabilirsin Bilge. Ben nereden bulayım Osman abi? Ne bileyim, arkadaşların falan yok mu? Yani birinden rica etsen. Bilmiyorum ki ama bu şartlarda pek fazla şansımız yok. Ama ben elimden geleni yaparım. En kısa zamanda bulmalıyız. Ay, kalktınız mı? Tabii korkudan uyuyamadınız değil mi? Siz de işi daha fazla gerginleştirmeyin Ayrı Hanım. Ben çözeceğim bu olayları. Ah, tabii tabii. Hiç kuşkum yok. Şimdiye kadar çözdünüz ya.
Asıl o yaşlı moruk ne yapıyordur acaba? Hı? Bilge, çok zor olacak biliyorum ama o evden Mahmut abi hakkında bilgi almaya çalışırsan çok işimize yarar. Osman abi, ben bugün işe gitmeyi hiç istemiyorum. Nasıl gitmezmişsin? Tıpışmış gideceksin. Hanımım, çok korkuyorum. Ya Tarık Bey benim de işin içinde olduğumu anlarsa? Korkma Bilge, nasıl anlasınlar? Mahmut abi için çekiniyorsan sen hiç merak etme. Asıl gitmezsen şüpheleri üzerine çekersin. Sonra adamlar gelsin beni de yakalasınlar, değil mi? Hiç korkma Bilge, sen bana güven. Peki Osman abi. O mektupta yazılanlar doğru mu acaba? Aslı niye böyle bir şey yapsın ki? Niye bana hamileyim desin? Evlenmek için yaptığı baskılar... Aslı'nın böyle bir şey yapacağına inanamam. Ya teyzemin söyledikleri? O kağıtta yazılanların doğru olup olmadığını mutlaka öğrenmeliyim. Günaydın. Günaydın. Ne güzel, uyurken beni izliyorsun. Evet. O zaman söyle bakalım, uyurken mi güzelim yoksa uyanıkken mi? Ya güzelsin işte. Peki şu İpek Hanım mı güzel yoksa ben mi? Aslı, bu soru mu şimdi? Neye benziyor? Seni bazen inan hiç tanıyamıyorum. Ama yakında tanıyacağım. Bu bir şeyler biliyor sanki. O kadın geldiğinden beri Yiğit değişti. Yaşım gitti diye sevinirken şimdi de bu İpek çıktı başıma. Çocuğu kaptırmak çok kötü oldu. Allah'tan bu Mahmut denilen adam elimizde. Binbir suratın hastalığında onun için neler yapmıştı. Mahmut'a değer veriyor. Onu gözden çıkaramaz. Ama asıl önemli koz onun elinde. Eğer akıllı bir adamsa pazarlık için beni arar. Huyuna gitmeliyim. Hatta bir miktar parayı da gözden çıkarmalıyım. Çocuğu yeniden elime geçirir, sonra ikisini de ortadan kaldırır. Şimdi yapılacak tek şey ondan telefon beklemek. Heh. Merhaba yavrum. Bak sana yiyecek ve battaniye getirdim. Heh. Bir de tişört. Sengin evinde üstün başın kirlenmiş. Hadi değiştir şunu bakalım hadi. Sağ ol hadi abi. Hadi bakalım çıkar. Kusura bakma, peynir ve domatesten başka bir şey bulamadım. Önemli değil abi. Bak Murat, beni iyi dinle. Ben şimdi gidiyorum. Abi ya o kadın gelirse? Gelmez, korkma. Mevsim yaz, kömürlükte ne işi var? Hem merak etme, en kısa zamanda sana bir ev ayarlayacağız. Bir iki gün idare et burada. Ayıp ettin abi. Bir iki günün lafı mı olur? Ben kaç aydır esir hayatı yaşıyorum. Ben şimdi konuşmaya gidiyorum. Kiminle? Tarık Bey'le mi? Ha? Hadi giy. Abi seni de yakalar. Korkma, hiçbir şey olmaz. Ama senden bir şey istiyorum. Buyur abi. Eğer iki saate kadar gelmezsem buradan çıkıp polise gidiyorsun ve her şeyi anlatıyorsun, tamam mı? Tamam abi, sen hiç merak etme. Hadi öyleyse, hadi giy bakalım şunu. Heh. Tamam, hadi. Al bakalım şunu. Güzel, şunları da atarsın, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hı-hı. Kendine dikkat et. Başarılar. Dediklerimi abi. Unutma. Hoşça kal. Merhaba. Bugün biraz daha iyisiniz değil mi Yiğit Bey? Evet. Eğer sıkıntılarımı size yansıttıysam özür dilerim. Rica ederim. O yüzden söylemedim. Herkesin kötü günü olur. Evet. Ama ben bir gün değil. Sanırım siz geldiğinizden beri kötüyüm. Beni böyle tanımanızı istemezdim. Kötü demeyelim de düşünceli diyelim. Peki öyle diyelim. Fakat yine de bu benim kötü olduğum gerçeğini değiştirmez. İş arkadaşlığı böyle günleri paylaşmayı da gerektirir. Öyleyse bugün sizden bir ricam olacak. Tabii buyurun. Benim özel bir işim var, çıkmam lazım. Hı hı. İşler size kalacak. Şefsizsiniz, tabii ki çıkabilirsiniz. Bunu biliyorum ama sonra arkamdan işleri üzerime yıktı diye söylenmeyin. Öyle bir şey yapmayacağıma emin olabilirsiniz. Öyleyse ben gidiyorum, size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yaşıma başıma bakmadan ne işlere girdim.
Olmuş işi bozdum. Ah benim aptal kafam. Bunlar da ne insafsızmış. İnsan bari ellerimi çözer. Osman delirmiştir şimdi. O ne yapıyordur ki? Benim yüzümden o çocuk da yakalanacak. Durmaz o. Kesin gelir beni kurtarmaya. Kalpten ölmedik, ne krizler atlattık ama şimdi burada pizi pizine ölüp gideceğim. Telefon size Tarık Bey. Kim arıyor? Adını vermedi efendim ama çok önemliymiş. Size ait bir emanet vermiş kendisine. Alo? Bak Tarık efendi, lafı uzatmaya niyetim yok. Önce söyle bakalım, Mahmut abi yaşıyor mu? Evet. Pekala. Bir saat sonra oraya geleceğim. Konuşmamız lazım. Eğer bir numara yaparsan çocuk polise gidecek ona göre. Anlaşıldı mı? Seni bekliyorum. Anlaşabileceğimizden eminim. Ama sen de bir hata yaparsan Mahmut'u bir daha göremezsin ona göre. İşte böyle Osman Beyciğim. Beklediğim gibi aradın. Bakalım nasıl bir teklifle geleceksin. Doktor bey. Evet, size nasıl yardımcı olabilirim? Kendimi tanıtayım. Ben sizin bir hastanızın eşiyim. Aslı Hanım'ın eşiyim. Tarık Özsoy'un kızı. Adım Yiğit. Öyle mi? Memnun oldum Yiğit bey. Aslı Hanım yeni evli olduğunuzu söylemişti. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet, buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Aslında nasıl başlayacağımı pek bilemiyorum. Lütfen rahat olun. İstediğinizi sorabilirsiniz. Bunda çekinecek bir durum yok. Hem bu benim mesleğim. Bu tip konularda konuşmaya alışkınım yani. Rahat olun. Teşekkür ederim. Ama benim soracağım şey belki sizinle hastanız arasında saklı kalması gereken bir konu olabilir. Öyleyse kusuruma bakmayın lütfen. Rica ederim. Öyle bir durumda zaten ben size bilgi veremeyeceğimi söylerim. Sorun lütfen. Ben Aslı'nın hamileliğiyle ilgili konuşmak istiyorum. İlahi Yiğit bey, çok alimsiniz doğrusu. Sormaya çekindiğiniz bu muydu? Eşi olarak bu sizin hakkınız. Demek siz de onun gibi çocuk yapmaya karar verdiniz. Aslı... Çocuk yapmaya karar verdiğini mi söyledi? Çok haklısınız. Ben de sizin gibi tepki verdim. Böyle bir kararın ikinizi ilgilendirdiğini söylemiştim. Birlikte karar verin dedim ama daha sonra buraya beraber gelmelisiniz demiştim. Fakat görüyorum ki bu sefer de siz tek gelmişsiniz. Her neyse, ben size gerekli bilgiyi vereyim. Aslı Hanım'ın hamilelikle ilgili hiçbir engeli yok. En azından şimdilik görünmüyor. Yalnız bir kez daha söylüyorum. İkiniz de çocuk istediğinize göre bu süreci birlikte takip etmelisiniz. Demek size benim de çocuk istediğimi söyledi ha? Çok yardımcı oldunuz, teşekkürler. Hı. Demek doğruymuş. Aslı hamile değilmiş. Kürtaj da olmamış. Bana bunu nasıl yapabildin Aslı? Bir de beni çok sevdiğini söyleyip durursun. Bu nasıl bir sevgi böyle ha? İnsan sevdiğine, kocasına yalan söyler mi? Üstelik de böyle bir konuda. Nasıl da numara yaptı bana? Sadece yalan söylemekle kalmadı, vicdanımı kanatmak için de uğraştı. Oynadı benimle. Bütün bunlar sadece beni elde etmek için miydi yani? Kim bilir daha ne yalanlar söyledi bana. Ne kadar da safmışım. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz Sayın Abidin Bey. Favorilerinizde aristokrat görünüyordunuz. Ama şimdi Türk filmlerindeki jönlere dönmüşsünüz Sayın Binbir Surat. Baştan uyarıyorum. Eğer bir saat içerisinde geri dönmezsem başınız derde girer ona göre. Bütün polis ekiplerini dökerim kapınıza. Yo yo, telaş etmeyin canım. Hem sizin gibi bir profesyonel hiç yakışmıyor. Polisin işe bulaşması bizim kadar sizin de işinize gelmez herhalde. Ne de olsa peşinizdeler. Unutmayın ki siz bir kanun kaçarsınız. Ben ise ünlü bir iş adamım. Ben işin içinden sığınmanın bir yolunu bulurum. Ama sizin için durum pek öyle değil. O kadar emin olmayın Tarık. Bu işten sıyrılmanız bu defa biraz zor. Hem ben yanarsam sizi de yakarım. Ünlü iş adamı Tarık Özsoy'un karıştığı olaylar bir duyulunca neler olur düşünün. Güzel. Zorlu bir rakipsiniz. İşini iyi yapan insanlara oldum olası hayranımdır. Her neyse size teklifinizi sormayacağım. Zaman kaybetmeye gerek yok. Bildiğiniz gibi Mahmut elimde. Çocuk da sizin elinizde. Teklifim şu. Takas artı yüklü miktarda para. Son derece basit ve karlı bir teklif yapıyorum. Ne diyorsunuz? Olabilir.
Teklif iyi. Fakat size asla güvenmem. Olay tamamen benim belirlediğim şartlarda gerçekleşecek. Yeri ve zamanı daha sonra size bildireceğim. Hay hay, siz nasıl isterseniz. Benim için fark etmez. Yalnız sizi uyarıyorum. Eğer Mahmut abiye bir şey olursa, onun kılına zarar verirsiniz. Size ödetirim, bilmiş olun. Beni anlayacağınızı umuyorum. Ne de olsa insan sevdiklerinin başına bir şey gelsin istemez. Merak etmeyin, Mahmut'a çok iyi bakacağız. Hoşçakalın Sayın Tarık Özsoy. Hoşçakal Sayın Binbir Surat. Nerede kaldın merak ettim. Mahmut yaşıyor mu? Hayriye Hanım, müsaade et. Anlatacağım zaten. Mahmut abi yaşıyor. En azından şimdilik öyle. Tarık Bey ne dedi? Sen ne teklif ettin? Ne konuştunuz? Allah Allah. Bu nedir ya? Makineli tüfek gibi girdiniz maşallah. Bir soluk alın be. Ay, aman sen de insanı çatlatırsın. Hızını deveden almışsın. Bir an evvel olan biteni anlat da rahat edelim. Benim teklif yapmama gerek kalmadı. Mahmut abiye karşılık çocuğu istiyor. İyi de para veririm dedi. Ben de ona güvenmediğimi, yeri ve zamanı benim belirleyeceğimi söyledim. Kabul ettim. Oh güzel işte. Mis gibi iş. Ne surat asıyorsun. Ver çocuğu alalım paramızı. Bu mesele de kapansın artık. Kabak tadı verdi. Ya pes yani Hayri Hanım. Sizin için de kolay. Olmaz öyle şey. O adama hayatta güven olmaz. Çocuğa yazık, günah. Öyle anılan paradan hayır gelmez. Ay asıl sana pes. Sanki parayı çalışıp da kazanıyorsun. Zaten şantaj parası bu. Günah hayır mı kalmış bunun? Ne olursa olsun. Her işin bir takım prensipleri vardır. Bir tek şey var. Parayı bir an önce almak. İşe bak. Kendimizi kurtardık da başkaları kaldı. Hem sana ne el alemin ne ediyor belirsiz çocuğunda? Sanki çocuk benim olsa değişen bir şey olacak. Ay, ne münasebe. Sen beni ne sandın? Senin çocuğun olsa iş değişir. Ama değil. Uzatmaya gerek yok Hayriye Hanım. Benim hedefim daha büyük. Hem Mahmut abi hem çocuğu hem de parayı almalıyız. Bunun bir yolunu bulmalıyım. Anlaşıldı. Mahmut orada kalacak, biz de paradan havayı alacağız. Elimizde kala kala işe yaramaz bir çocuk kalacak. Artık onu da evlat edinirsiniz tabii, değil mi? Ah canım, erken geldin demek. Bugün işler azdı öyle mi? Bugün halletmem gereken başka işler vardı, hallettim de. Hem de fazlasıyla. Çok yorgunum. Biraz yalnız kalıp uyumak ve dinlenmek istiyorum. Nesi var bunun böyle? Teyzesi olacak o baş belası bir şey söylemiş olabilir mi acaba? Yok canım, cesaret edemez. Bir an önce neler olup bittiğini öğrenmeliyim. Ortam bin müsrat geldi, konuştuk. Ona geri çeviremeyeceği bir teklif yaptım. Aklı varsa bana bir kazık atmaz. O zaman sen de yakında buradan çıkarsın. Ama bir numara yapmaya kalkarsa kendini ölmüş bil. Benim ortağım sözü nelidir? Sağlam bir arkadaştır. Sen beni bırakmasan da o gelir beni kurtarır. Sana öyle geliyor. Seni buradan kimse kurtaramaz. O hatayı bir kere yaptım. Bundan sonra adamlarım öyle bir güvenlik önlemi aldı ki buradan zor çıkarsın. Onun için dua et de ortağın benim şartlarıma uysun. Yoksa işiniz zor. Senin de onun da. Bana söyleyeceğin yeni bir şey vardır umarım. Var Tarık Bey. Araştırdım. Yemeğim uyku ilacı karıştırılmış. Demek öyle. Peki yemeği kim getirdi sana? Bilge getirdi efendim. Bilge'yi de hizmetçiyi de al yanıma getir derhal. Hı hı. Bana bak doğru söyle. Yiğit'le Melahat görüşüyor mu? Yalan söylersen seni fena yaparım ona göre. Aslı Hanım yemin ederim görüşmüyorlar. Bugün bana söylemeni gerektirecek önemli bir şey duymadığından eminsin inşallah. Eminim, hiçbir şey duymadım. Yemin et. Aslı Hanım yemin ediyorum ki. Aslı Hanım müsaade ederseniz bilgiyi tarif edeceğim. Zaten bana lazım değil. Evet başlanalım. Adem, sana yemeği kim getirmişti? Bilge getirdi efendim. Peki her zaman o mu getirir? Hayır efendim, hizmetçi getirir. Evde ne zaman bir sorun çıksa karşıma senin ismin çıkıyor. Ne biliyorsan anlat bakalım. Efendim yemeği ben yapmadım. Ben sadece götürdüm.
Doğru söylüyor Tarık Bey. Adem'e yemeği ben götürecektim ama o gün çok işim olduğu için Bilge götürdü. Bana bakın. Hepiniz aklınızı başınıza toplayın. Yoksa kapı dışarı ederim ona göre. Sorun istemiyorum artık. Bu evde herkes kendi işini yapacak. Yardım vardım yok. Anlaşıldı mı? Aksi takdirde yardım edeni de ettireni de işten çıkarırım. Bilge Hanım, gözüm üzerinde ona göre. Hadi şimdi çıkın hepiniz. Mutlaka bir yolu olmalı. Mahmut abi oradan kurtarmanın bir yolu olmalı ama ne? Buyurun. Kusura bakma ama sen de çok kafasız bir adammışsın. Ne güzel çocuğu verip paraları almak varken ne diye kendini tehlikeye atıyorsun? Adam sana mis gibi bir teklif yapmış. Sen hala macera peşindesin. Hayır canım. Unutmayın, yapılan en iyi teklikten daha iyisi mutlaka vardır. Eğer Mahmut abiyi kurtarırsak çocuk da bizde olduğuna göre istediğimiz parayı mutlaka kopartabiliriz. Bize hiçbir numara yapamaz. Üstelik çocuk bizimle olduğu sürece para almaya devam ederiz. Aa bak, o zaman iş değişir. Mesleki tecrübe ne de olsa. Tamam, dediğin gibi olsun ama çabuk olsun. Bir an önce ne düşüneceksen düşün, bir formül bul, şu paraları alalım. Kolaydı, hemen öyle formül bulmak. Hem siz de biraz kafa yorsanız fena mı olur yani? Cin gibisiniz maşallah. Bizi eziyet etmek için oturup plan yapıyorsunuz ama. Ben öyle şeyler düşünemem. Ben sen miyim öyle kılıktan kılığa girip dolandırıcılık yapayım? Senin işin bu. Dolandırıcılık beni hiç ilgilendirmez. Merhaba Bilge. Merhaba. Nasılsın? Yorgun gibisin. Seni evine kadar bırakayım. Neyin var? Neden yüzüme bakmıyorsun? Senden çok utanıyorum. Yani geçen gün için hanımım dövdü ya. Sen niye utanacaksın ki? Asıl kendini rezil eden o. Ben de çok üzgünüm. Elimden bir şey gelmedi. Karışsam mı, karışmasam mı doğru olur anlayamadan olan oldu. Sağ ol. Sen çok iyi bir insansın. Ama lütfen benimle eve kadar gelme. Hanımım görürse bu sefer sahiden öldürür beni. Hiç olmazsa biraz yürüyelim seninle. Lütfen. Peki. Ama bu kadar surat asacaksan hiç gelmeyeyim. Seni üzmek istemem. Hayır, seninle bir ilgisi yok. Biraz canım sıkkın o kadar. Neyin var Bilge? Lütfen benden çekinme. Belki yapabileceğim bir şey çıkar. Bu beni çok mutlu eder, inan. Aslında belki de bana yardımcı olabilirsin. Ama bunu söylemek, daha doğrusu istemek ayıp olur mu acaba? Ne olur rahat ol. Hem yapamayacağım bir şey istersen söylerim, inan. Benim için bir süre birini saklar mısın sen? Birini saklamak mı? Kimi? Neden? Ne olur bana bununla ilgili soru sorma. Şimdi anlatamam. Ama inan saklayacağın iyi biri. Bana güvenebilirsin. Elbette sana güveniyorum. Tamam, kabul, saklarım. Çok teşekkür ederim. Çok iyisin. Şimdi biraz birlikte yürüyelim mi? Tamam, yürüyelim. Surat asmak yok ama. Yok. Bugün erken çıkmışsın Yiğit. Yiğit. Ha? Niye daldın böyle? Neyin var senin? Yok bir şeyim baba. Sadece biraz yorgunum o kadar. Dün de böyleydin sen. Yoksa bizim Aylaz kız senin canını mı sıkıyor? Aşk olsun baba. Sen de hep Yiğit'i savunursun zaten. Çok yoruluyor işte. Buldun tabii çalışkan birini. Bütün işlerini yıktın üzerine. Söyledim aslında. Birkaç günlüğüne tatile çıkalım diye. Doğru düzgün balayı bile yapmadık zaten. Ama Yiğit kabul etmiyor. O da en az senin kadar işkolik. Yiğit, bu sefer Aslı haklı galiba. Sana birden çok yüklendim. Biraz buradan uzaklaşın, kafanı toparlarsın. Dinlenmeyi ihmal edersen benim de işime gelmez. Verimsiz bir yardımcı işe yaramaz, öyle değil mi? Teşekkürler ama tatile çıkmak istemiyorum. Yalnız bir iki gün evde dinlenirsem iyi gelir sanırım. Hem dosyaları inceleyebilirim. Tabii sizce bir mahsuru yoksa. Ne mahsur olsun canım, elbette. Sen keyfine bak. Peki yeni proje ne olacak? İpek Hanım'la çalışıyorduk biliyorsunuz. Gelmezsem o iş çok aksayacak. Merak etme. Sen dönene kadar o işi ben devralırım. İpek Hanım'ı da ben yönlendiririm. Hem onun performansını da yakından görmüş olurum. Çok teşekkür ederim. Bu bana iyi gelecek. Tamam o zaman beyler. Bu harika bir haber. Nihayet kocamla biraz daha çok vakit geçirebileceğim. Evet Aslı. Bu iş en çok sana yaradı. Yine istediğin oldu. Öyle ya da böyle hep istediğin oluyor zaten. Hadi bakalım saatinize.
Osman abi, hanımım o çocuğu burada sakladığımızı bilmiyor hala değil mi? Yok, bilmiyor tabii. Söyler miyim hiç Bilge? Hepimizi evden kovar vallahi. Ama daha ne kadar idare ederiz bilmiyorum. Hiç uygun bir yer bulamadım. Sana çok güzel bir haberim var Osman abi. İyi bir habere çok ihtiyacım var. Ne oldu bakayım? Çocuğu saklayacak bir yer buldum ben. Deme. Nereden buldun? Mahalleden bir arkadaşımla konuştum. Çok iyi bir çocuktur. Kabul etti. Bir süre saklayacak. Bilge, bravo sana. Çok iyi haber gerçekten. Peki nedir, kimdir diye sormadı mı? Sordu aslında ama ben cevap vermedim. Bana güven, iyi bir insan saklayacağım dedim. Tamam dedi. Aferin sana kızım. Çok iyi iş başardın. Ne öyle fısır fısır ha? Fatma, arkamdan iş mi çeviriyorsun yoksa? Yok, kafanı kırarım vallahi şey. Senin kafanı. Hayri Hanım, başlamayın yine. Bilmeden günahımızı alıyorsunuz. Fıs fıs konuşan kim? Hem Tarık'ın evinde neler oluyor diye soruyordum. Peki neler oluyormuş ha? Tarık Bey benden iyice şüpheleniyor artık. Bugün odasına çağırıp uyardı. Yemeği benim götürdüğümü öğrenmiş. Hep senin adın karşıma çıkıyor. Gözüm üzerinde dedi. Şu paraları bir alsak da lanet olası eve gitmesen artık. Kurtulsan oradan ha. Neymiş, para kazanıyor orada. Gidecek tabii. Hayri Hanım, gözünüz doysun. İşimiz bitince çok paramız olacak zaten. Bilginin oraya gitmesi tehlikeli. Hele ileride bunlar olup bitince durum daha da zorlaşacak. Tarık denen adam tehlikeli biri. Her şeyi yapabilir. Bilgiyi kendi elinize ateşe mi atacaksınız? Üstelik paraya ihtiyacınız da olmayacak. Orası seni hiç ilgilendirmez. Hazra daha bile dayanmaz. Elbette çalışacak. Hem o para benim param. Ona ne yararı var? Çalışsın, kendi evine baksın. İşine devam edecek o kadar. Tarık anlaşma yaptığına göre beni öldürmeyecek. Çocukla takas edecek. Ama Osman kendi elleriyle çocuğu bu adama vermez. Bu demektir ki Osman bir plan yapıyor. Hay Allah, ne işler açtım milletin başına. Keşke kendisini benim için tehlikeye atmasa. Ortak, gözünü seveyim, dikkat et. Sonunda özgürüm. Gerçi değişen pek bir şey yok ama olsun. En azından şimdi iyi insanların elindeyim. Beni saklamak için burada tutuyorlar. Yazık, benim için kendini tehlikeye attı adam. Yaşlı olan da orada kaldı, kadere bak. Umarım ona bir şey yapmazlar. Şu işler bir yoluna girsin, kardeşimi aramaya başlayacağım. Bulana kadar da vazgeçmeyeceğim. Şimdi nerelerdedir kim bilir. Ya Tarık Bey benim işin içinde olduğumu öğrenirse? Kesin öldürür beni. Ne yapacağım ben? Keşke Osman abinin dediği gibi bir daha oraya gitmek zorunda kalmasam. Ama hanımım bırakmaz ki. Olsun, belki başka bir iş bulurum. Ona da izin vermez ama. Niye bu kadar kimsesizim? Abicim neredesin? Ne zaman kavuşacağım sana?